Vay beyim, iyi sabahlar! Seninkiler göz değil, mikroskop! Nerede mikrop varsa bir bakışta görüyorum, değil mi? Sulluğun üstünde gene! Ne o, fena aslatmışlar! Kadınlar kıskanç şeyler, birine dikislemedi mi öbürü kızıyor! Bak Pencere Cemil, bir gün başın derde girecek! Na işte, şuraya yazıyorum! Döküntü Emine'yi seviyorum, eğer ona gözün değerse... Tamam, ona göre ayağını denk al, yoksa karışmam! Hem Emine'yi seviyorsun, hem de Leyla'yı kolluyorsun, ne oluyor yani, anlayalım! Leyla arkadaşım benim, onu şey için kolluyorum. Anladım, o da Murat'ın değil mi? Öyle be, var mı bir diyeceğin? Her sabah nöbetteyim! Hele bir dikizle de ifadeni alayım, bir yakalarsam başından aşağı su değil kurşun döktüreceğim. Biri nazara mı gelmiş? Kime kurşun döküyorsun sabahın bu saatinde? Pencere Cemil'e bozuldum gene. Sana ne, herif hasta, karakol tedavisi lazım. Döküntü Emine'yi gözlerse diye... anladık be, uykumu bozacağına git Emine'nin kapısında bekçilik yap. Darılma be abi, seviyorum, elimde değil. Sen ne dersen de, aşk güzel şey. Şu halime bak, dökülüyorum, uyku gözlerimden akıyor, aklım başımda değil. Sonra, günlerdir İngilizce'de çalışamıyorum. Sonra da aşk güzel şey diyorsun, öyle mi? Bak beni dinle abi! Akşam mutfakta Döküntü Emine'mi düşünerek dalmış, bu şarkıyı söylüyordum. Kapıdan bir müşteri girmiş, Amerikanmış, anlaşamamışlar. Tabii hemen tigara çağırdılar, koştum... Come on Johnny, come on Johnny gitar diye bir başladım. Adam aptal aptal dinledi, sonra güldü. Ben de güldüm. Omuzumu okşadı, ben de onun omuzunu okşadım, gitti. Ustayı görecektin, 2 tabak kırdım, sesini bile çıkarmadı. Tıraşınız bittiyse gidebilir miyim beyefendi? İnanmadın galiba, İngilizceyi biraz daha öğrenirsem doğru Hilton diyeyim. Seninle o zaman görüşürüz. Hadi bakalım, doğru tamirhaneye! Ben öğleye kadar uyuyacağım. Gördün mü İngilizce bilmenin faydalarını? Günaydın! Hı? Sabah şerifler hayır olsun! Erkencisin bu sabah! Uyuyamıyorum! Kaç sabahtır uykum kaçıyor! Kalkmışken Murat'ı göreyim dedim! Kusura bakma, işlerim sıkı bu ara! Saat kaçta yollara düşüyorum anla artık! Kendini bu kadar yorma! Daha az kazansan da olur! Ben müsrif değilimdir, gül gibi geçiniriz ha! Vazgeç bu sevdadan, biz arkadaşız seninle, komşuyuz! Komşunun tavuğuna da kış demeyiz! Gene tersledi anne! Belli, bayramlık yüzüne asmışsın! Komşunun tavuğuna kış diyemez! Üzme canını, sen bu işi bana bırak! Onu deli divane edip çıralar gibi yakmazsan, bana da çifte benli Gülcemal Mualla demesinler! Derken ışıklar söndü, dedim, saat tamam! Evi evvelden dikizlemiş, her şeyi ayarlamışız! Evin kızının adeti, kitap okumadan uyuyamazmış! Onun için yarım saat bekledik! Tamam, ben de bekledim! Tam 2 saat bekledim ama kıstıramadım sizi. Nerede o pencere denen adam? Uyumaya gitti, bir şey mi oldu abi? Polimi bırak, lafını bağla. Gece yine Leyla'nın bahçesindeymişsiniz. Yalan be abicim, namusum hakkı için yalan. Evet! Biz öyle namus hakkı, tophaneli hakkı gibi zartalı zurtalı laflara oruçluyuz. Bir daha oralardan geçerseniz son banyonuzu da imam yapar. Sinirlenme hemen, anlattığı hikaye başka. Duydun mu abicim, biz haddimizi biliriz. Ah, işte adamın geliyor, bize bozulacağın asıl Murat'ın hesabını gör. Leyla'nın peşinden ayrıldığı yok. Merhaba. Merhaba. Onun da suyu ısındı. Herkese su ısıtıp banyo yaptırıyorsun, oldu olacak bir hamam aç be abi! Hayrola, akşamdan kalmasın galiba! Daha beter, sabahtan kalmayayım. Pencere gece işinden dönerken hepimizi uyandırıyor sağ olsun. Başkasına bulaşmasın! Uykusunun neye kaçtığını bilmeyen kaldı mı? Kaç gecedir ben de uyuyamıyorum, sıcaklardan olacak! Hurşitciğim, bazıları taşınalı, mahallenin havası bir tuhaf oldu. Hı-hı. Lafı dolaştırma, kestirmeden gel! O da olacak! Seni Leyla'nın yanından yalnayak kaçıracağım! Ne diyor bu be? Leyla'dan ümidini kes diyorum! Leyla komşum benim, o kadar, açıl bakalım! Açılamam, boğulurum! Yapmayın canım, ayırın bunları! İkinize de yakışmaz! Hem ortada fol yok, yumurta yok oğlum! Böyle bir panayır horozu var ya, yeter! Horozum be! Burası da benim çöplüğüm! Var mı hayır diyecek? Horozlu çok olan yerde sabah erken olurmuş, anladın ya, uykunu bozan ben değilim! Sen yok musun sen, hep bunlar senin başının altından çıkıyor! Benim mi? Kuzum günahıma girme, ben garip bir gece kuşuyum! Kes sesini be! Hadi git sıbarı yat! Sen de otur çayını iç! Olur böyle şeyler, kızma! Hepimiz arkadaşız! Ben böyle şeylere alışık değilim! Hadi eyvallah! Eyvallah! Helal olsun be abicim, herifin fiyakasını toz gibi alıverdin! Bu korku yeter ona! Bir daha Leyla'nın adını selavatla ansın! Hurşit! Getir bakalım hepsine! Ne dedim? Çay dedin Ahmetciğim! Aferin Hurşit! Yap hepsine benden Leyla'mın aşkı için birer çay! Yaşa abicim, sağ ol sen abicim! Ali! Ne var? Gel, yaklaş! Sana bir şey söyleyeceğim! Emret hayatım! Beni seversin değil mi? Severim tabii! Senden ufacık bir şey isteyeceğim, bana bir tutam saç getireceksin! İstediğin saç olsun hayatım, şimdi berber Hüseyin'e koşar... Öyle değil! Bana Murat'ın saçı lazım, arkadaşına ölüyorum, bitiyorum! Bunu Kamyon Ahmet'ten başka herkes biliyor! Ben Murat'ı seviyorum dedim sana! O beni sevmiyor ama ben çaresini buldum, büyü yapacağım! Benim için yanıp tutuşacak! Sakın başka bir numara olmasın, ne de olsa arkadaşım! Dediğimi yaparsan Döküntü Emine'yi hemen tanıştırırım sana! Şaşırma öyle, yaparım dedim mi yaparım bilirsin! Boşuna Kadillak Leyla dememişler bana! Murat'ın saçında benimkini beraber kaynatacağım! Bana deliler gibi vurulacak! İkimiz de aşktan öleceğiz, tamam mı? Tamam! Madem ki bana Emine'yi yapacaksın, bu işi olmuş bil! Murat'ın kafasını usturaya vurdurmazsam, bana da Hilton Ali demesinler! Yaşa be Hilton! Böylelerini at arabası bile kullandırmayacaksın. Ehliyeti alıp otomobile kuruldular mı, gözleri dünyayı bile görmüyor. Affedersiniz, acelem vardı, yoksa hiç istemezdim. Hiç durmayın, gidin öyleyse. Yo, size yardım etmeliyim. Ne yardımı? Yeni bir elbise mi alacaksınız yoksa? İşte hediyeniz, temizlemesi de bana düştü. Siz de çok dalgın yürüyordunuz, dünyadan vazgeçmiş bir haliniz vardı. Sabahtan beri başıma neler geldi, onlar azmış gibi siz de tüy diktiniz. Nereye gidiyorsanız sizi bırakayım da barışalım, olmaz mı? İstemem! Benim yüzümden başınız mutlaka derde girer, vazgeçin! Fena mı, ödeşiriz, sabah olanları anlatırsınız, dinlerim! Hadi, arkadaşlarıma gecikiyorum, çabuk olun! Aşağıda Eski Çiçek mahallesinde otururum ben, otomobil tamircisiyim. Bir arkadaşım var Ali, biz Hilton Ali deriz, garsondur. En büyük gayesi, İngilizce öğrenip Hilton'da çalışmaktır. Döküntü Emine'yi sever, Pencere Cemil'den kıskanır onu. Pencere Cemil röntgencilik yapar, bu yüzden hapis yatmışlığı vardır. Kamyon Ahmet'in en kral arkadaşıdır. Kamyon Ahmet ise Leyla'ya tutkundur, kuru yerden nem kapar. Neler anlatıyorum değil mi? Sabah olanlar aklıma geldi de gene tepem attı. Merakla dinliyorum, devam edin. Ali ile Leyla yüzünden kapıştık sizin anlayacağınız. Çayımı içmeden kahveden çıktım, vakit erkendi. Yolu uzatayım diye başka bir sokağa saptım. Bütün bunlar sizi tanımam içinmiş. Ha, şurada ineyim, teşekkürler. Anlattıklarınız hoşuma gitti, o insanları seviverdim. Bir gün gene bir tesadüf olursa kaldığım yerden devam ederim, eyvallah. Güle güle. Sonra damat yere avuç avuç para attı be usta! Hemen toplasıydın! Kaçar mı be ustacığım? Attık kendimizi yere! Aman nafile! Hepsi 40 paraydı! Selam! Aleykümselam! Hoş geldin abi! Bana bir çay söyle Boncuk! Hemen abi! Niye içmedin çayını? Kamyon Ahmet tadını kaçırdı be usta! Kahvede ileri geri konuştu, içmeden çıktım! Sonra hususi otomobili bir kızla tanıştım, beni köşeye kadar bıraktı! Bu sabah epey iş görmüşsün ha! Bir de şu dışarıdaki Ford'a bakıver, sahibi öğlene gelip alacak, hadi! Peki ustacığım! Eminem, Eminem, çakır Eminem, gözlerinin altı çukur Eminem, gözlerinin altı çukur Eminem... Ali! Döküntü mayda... Bırak şimdi masaları da mutfağa gelip bana yardım et! Kusura bakma, gelemem! O da ne demek? Bugüne kadar benden yardım isteyen herkesi elimi uzattım ama bundan sonra paso! Ne diyorsam onu yap, saçmalama! İmkansız my friend, yani arkadaşım! Bir defa İngilizce bilmiyorsun, senden anlaşmakta zorluk çekiyorum. Sonra Emine ile bugün yarın tanışacağım. Bana değilse bile Döküntü Emine'ye saygı duy da patates soydurma artık! Patron neredeyse gelir, benden söylemesi! Buraları bana göre değil, Hilton'da çalışacağım! Bana boşuna Hilton el dememişler! Oradan da ver elini Amerika! Patron gelirse gelsin, istersen mutfakta onu çalıştır! Vallahi ne kızar ne de kıskanırım! Evet, kızmam, iyi kalpliyimdir! Evet! Ne diyordum? Evet, kızmam, iyi kalpliyimdir! Ne derlerse yaparım! Yere değil, insana itibar ederim! Ha Hilton olmuş, ha buranın mutfağı, ne fark eder? Müsaade eder misiniz beyefendi? Buyurun! Nafile bekleme, bu saatten sonra geçmez, öyle oldu! Ağzını hayra aç! Onu görmek için eve gittim, giyindim, işe çıkmadım bugün! Oy, Hurşit, Hurşit! Geliyor! Geliyor! Ahmet abi! Nasılım? Bomba gibi ya! Günaydın Gül! Çekil yolumdan alvoltanı! Ay Leyla, beni dinle biraz! Yeter be alvoltanı dedik! Ne laf anlamaz adamsın be, istemiyorum işte! Sinirlenme hemen, ne demişler? İnsanlar koklar... Ne söylesen havva gazı, açıl hadi! Açılamam, boğulurum! Hah, gıdıkla da güleyim, iyi ki o lafı bellemişsin! Artık herkes inandı, Leyla seni seviyor! Ha? Bal gibi çevirip konuştun, gülüştünüz... Sonra sana nasıl bakıyordu, hayret vallahi birader! Seviyor abi, vallahi seviyor! Seviyor abi, seviyor! Seviyor, tabii seviyor! Çalım atıyor ama boş ver, olacak o kadar! Tabii olacak! Kadınları bana sor sen! Tabii, tabii! Buradan mahsus geçiyor! Tabii! Beni görmek için! Neler söyledin de o kadar güldü? Söyleyemem, ikimizin arasında o! Öyle ya tabii, bizi alakadar etmez! Hurşit! Hurşit! Getir bakalım hepsine! Ne dedim? Çay dedin Ahmetciğim! Aferin Hurşit! Yap hepsine benden Leyla'nın aşkı için birer çay! Kovsan kapından yine gelirim Leyla, Leyla, Leyla! Kovsan kapından yine gelirim Leyla! Son ümidim bir sende, bir Hilton Ali'de, bir de Murat'ın saçında. O da fayda etmedi mi yandım demektir. Üzülme, falın iyi çıktı. Derdine derman bulunacak, göreceksin. İnşallah Döküntü Emine. O Murat ayaklarıma öyle bir düşecek ki. Pek yüksekten düşüp de sakatlanmasın çocuk. Sen alay et bakalım. Yalnız Ali bir oyun etmesin. Kendi bilir. Murat'ın saçını getirmezse ona tırnağımı bile göstermem. Bekle Murat'cığım. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Sen beni tavus kuşu gibi göreceksin. Leyla! Ne var Leyla? Yabancı değil benim, Ali! Hilton Ali! Sesin çıkarsa gırtlaklarım, düş önüme! Boşuna günahımı aldın abi! Gördün mü seni mahtaba alan kimmiş? Yengemizi gözetleyen buydu işte! Bak kızı korkutmak için neler kullanıyor! Kes sesini, duanı içinden yap, yürü! Mesleğime dil uzatmak, Leyla'yı dikiz ha! O işi daha ben bile yapamadım, sen kim oluyorsun ha? Leyla'ya yan gözle bakanın suyunu ısıtırım demiştim! Yan bakar, yan piri yürürüm ama kimsenin tavuğuna bakmam abi! Cevap verme! Ölümlerden ölüm beğen! Bak abicim, ben Leyla'yı... Sen! O ismi ağzına selavatla al! Ben yengemizi... Ağzına konuşma dedim! Suçlusun! Bırak da anlatayım be abi, o dinle de sonra öldür! Yaklaş biraz, kulağına söyleyeceğim! Yok be! Yok be! Ya! Bunlar da saç oğlum! At kuyruğu değil! Kes de Leyla bana tutulsun! Nereden keseyim abi? Canın nereden istersen! Bak şurada! Kes! Babana söyleyeyim de bahçıvanın parasını sana versin! Dediğini yaparsan paranın yarısını da sen alırsın! Allah göstermesin, kimsenin parasında gözüm yok! İnkar etme! Bahçıvanı hiç sevmiyorsun! Yapma ayol deli kız! Yetişim ıslatıyor beni! Söyle, adamı sevmediğini söyle, yoksa karışma! Söyle diyorum! Peki, peki, kızıyorum o herife! Aç gözlü, mutfaktan hiç çıkmıyor! Adama izinli memlekete yollar, gelmesin diye babama fik verirsin ha! Yeter ıslatma beni! Akşama görürsün sen! Affedersiniz! Gene mi siz? Kuzum, siz insanı ıslatmaktan başka bir şey bilmez misiniz? Söz dinlemezsen böyle olur işte! Gel oğlum, bahçede kurunu ver, bataklık kurbağasına dönmüşsün! Şanssızlık ikidir beni buluyor! Doğru! Sanki ikidir siz ıslanıyor, hem işinizden hem de elbisenizden oluyorsunuz! Kızmayın ne olur, bir çay içene kadar kurursunuz! Size itimadım yok artık, kurutmak için muhakkak ateşe atarsınız beni! Çeneyi bırakın! Gelin üstünüzü soyunun da kurutayım, hadi! Hı. Arkadaş için canımız feda! Yeter ki onların yüzü gülsün! Saç değil, aslan yelesi! Ah Murat, nihayet benim olacaksın! Peki bu arada biz ne oluyoruz? Merak etme hayatım, Döküntü'yle konuştum. Akşam 5'te bekle bizi! Kabul etti mi, tamam mı? Biz sözümüzü nereyiz aslanım, dedik mi yaparız! Boşuna Cadillac Leyla dememişler bana! Babası dün akşam Ankara'ya gitti, bugün dönecek! Yaptıklarını oturup bir bir anlatacağım, çekecek halim kalmadı! Hele babası olmadı mı büsbütün azıyor! Siz çayınızı için, ben de ütüyle esvaplarınızı kurutayım! Marifetiniz! Eserinize gülün bakalım! Deminden beri sizden intikam almak için ne yapmak lazım geldiğini düşünüyorum. Buldunuz mu bari? Evet, sizi en çok sevdiğiniz elbisenizle denizin ortasına atmalı. Demek bu elbisenizi çok seviyordunuz. Sevmek mecburiyetindeyim çünkü ikincisi yok. Pencere Cemil'le Hilton Ali bu sabah kavga etmediler değil mi? Erken kalkmadınız, yolu uzatmak için bu sokağa sapmadınız değil mi? Sizi belki gene görürüm diye yürüdüm. Sonra anlattıklarım hoşunuza gitmişti. Belki gene dinlemek istersiniz diye düşündüm. Tamirciyim demiştiniz ama hiç benzemiyorsunuz. Daima çalışır, hiç istirahat etmez misiniz? Haftada bir tatil günümüz var. Onu da deniz kıyısında geçiririz Ali ile. Anladım, ya ressam ya da şairsiniz. Tarabya'ya ineriz pazar günleri, balık tutmaya çalışır, hayal kurarız. Ali Hilton'a, Amerika'ya gider, ben üniversite talebesi olurum. Otomobil tamircisi için fazla bir hayal değil mi? Haklısınız, çok fazla. Hülyalarım kendime göre olmalı. Hemen kırılıyorsunuz. Şaka yapılmaz mı size? 2 gündür şakalara nasıl dayanıklı olduğumu anlayamadınız mı? Hep yek, kürek, yürek, yürekte çeyrek, çeyrekte kara sinek. Benimle okusana kız! Ay 29, duysun o domuz, gelsin buraya, bassın tahtaya. Kestin mi saçını? Kestin mi ha? Ver bana. Kalbi yumuşasın. İnşallah. Uyku tutmasın. İnşallah. Aşk başlasın. İnşallah. Oku usta aman. Oku usta canım. Aa. Kızıma koca lazım. İki sabahtır maşallahım var. Hadi dünü anladık, ya şimdi? Kaçar mı be usta? Benim abim de böyle olmuştu da... sonra? Hiç, sonra evlendi. Dün ne kadar üzgündüm biliyorsun. Onu bir daha nasıl göreceğimi düşünüyordum. Bu sabah dadımla bahçeyi sularken kapının önünden geçmez mi? O da itiraf etti. Beni görmek ümidiyle bizim caddeden geçiyormuş. Ah Sibel, belki şaşıracaksın biliyorum ama o çocuğu seviyorum. Hatta hiç gelmeyebilirim de. Yo, şaşırma, anla biraz. Beni bilirsin. O davete mutlaka yeni bir şey giymeliyim. Gardırobu elbise almıyor, hala da giyecek bir şey yokmuş. Peki şekerim, sonra gene ararım, güle güle! Madalyonu buldun mu? Hayır ama bulurum dadıcığım. Pek gamsızsın, kıymetli bir hatıra olduğunu unutuyorsun. Unutmuyorum, kimde olduğunu biliyorum galiba. İkisinin birden gelmesini bekliyorum. Anladımsa Arap olayım. Günaydın sayın şeker. Ne var, ne istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kamyonumla götüreyim seni. İşi azıttın artık, kahvenin önüne az geldik, kapıma dayanıyorsun. Hemen kızma şekerim. Bak Ahmet, benden elini yıka, ben Murat'ı seviyorum, onunla evleneceğim, anladın mı? Yakında görüşürüz güzelim. Hele şu saçlar bir tesirini göstersin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Döküntü Emine. Bu da Hilton Ali. I am very thank you. Öyle olsun. Oturalım mı? Siz konuşup anlaşın, benim biraz işim var. Böyle konuşmamıştık ama. Belki bir işi vardır, güle güle. Eyvallah. Yoksa benden korkuyor musun? Hayır. Oturalım öyleyse, neredeyse dizlerimin bağı çözülecek. Come on Emine. Sit down. Kaç yaşındasınız? 18. Âlâ, tam bana göresiniz. İngilizce biliyor musunuz? Hayır. Üzülmeyin, ben size öğretirim. Malum ya, Amerika'da lazım olacak. Derse hemen başlayalım. İlk dersimiz I love you, yani seni seviyorum. Sana umumi vekalet veririm, ihaleye benim yerime girersin. Ben de buradaki fabrika meselesini takip ederim. Benim için büyük şeref olur efendim. Ne demek? Genç olduğuna göre bu işlerde benden daha bilgili olman lazım. Teveccüh buyuruyorsunuz. İşlerimi yavaş yavaş sana devretmek kararındayım. Hem artık aileden sayılırsın. Sizi dinlendirmek vazifemdir efendim. Alakana teşekkür ederim. Rica ederim. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk canım kızım, özledim seni. Ben de, ama geciktim biraz. Valizi otelde unutmuşuz, yoldan döndük, sağ olsun Vecdi hatırladı onu da. Şimdilik daha büyük faydalarım dokunamıyor. Yoo, kendine haksızlık etme. Bu ara bana çok büyük dostluklar yapıyorsun. Sen Vecdi'yi lazım geldiği şekilde ağırla. Ben şimdi geliyorum. Şöyle buyurun Vecdi Bey. Sigara? Teşekkür ederim. İçki? Kullanmam. Sevmediğiniz şeyleri yapmamaya çalışıyorum. Buna sebep var? Var Gül Hanım. Sizi ilk tanıdığım günden beri seviyorum. Sizse bana hiç fırsat vermiyor, beni tanımak ve anlamak için gayret göstermiyorsunuz. Size öyle gelmiş olacak. Sonra babanızın bizim için bir takım tasavvurları var. İkimizin de hislerine kıymet vermeye mecbursunuz. Bu mecburiyeti ilk defa sizden duyuyorum. Hem bir daha da duymak istemiyorum. Babama söyleyeceğim, işlerini evde değil, bürosunda konuşsun. Birer yorgunluk kahvesi içeriz, değil mi? Yazıhanede içseydik daha iyi olurdu. Gül Hanım böyle istediler. Zannetmem, sana öyle geliyordur. Yanılmayı ben de isterdim ama bugün artık şüphem kalmadı. Gül'ü bir de ben yoklayayım, zaten kendisiyle açık konuşma zamanı geldi. Geçiyor bile efendim. Ahmet abi, Murat Leyla ablayı köşede sıkıştırmış konuşuyor. Ne? Sıkıştırmış mı dedin? Yanılmış olmayasın. Gözlerimle gördüm abi. Murat, bu hikaye burada biter. Onun da suyu ısındı mı abi? Hem de nasıl, kaynadı bile! Bu son olsun, bir daha karşıma çıkarsan küfrederim, kırarım. Asıl sen beni anla, elimde değil, aşığım, seviyorum. Ben sevmiyorum, başımı belaya sokma, başkalarıyla harp ettirme beni. Vay anasını be! Gözümün önünde kolunu tuttu! Suyu ısındı dedim, işte o kadar! Aslanım, biraz dur bakalım! Sana Leyla'yla konuşma demiştim! Başlama gene, zaten canım burnumda! Yakın yerdeymiş, alması kolay olur! Hesap ver bakalım, ne konuştun ondan? Sana ne? Git Leyla'dan öğren de görelim! Ahbelik sende, onun günahı yok ama şimdi hesabın tamamdır! Affol be! Buyur abi, iş uzamasın, hop! Dayan Murat, hop! Fazla öttün, panayır orozu, şimdi gaganı koparacağım! Yazık olacak sana, süt kuzusu! Hadi Ahmet abi tutanlar para kosun, para koyan para alır, buyurun! Öldünüz mü be, Murat'tan yana olanlar, hadi bire beş alıyor, bire beş alıyor, koyan kazanıyor! Sen de bastır babalık! İki sandalyem gidiyor, daha ne vereyim ben? O başka şey canım! Hadi, bire beş alıyor, koyan kazanıyor, koyan kazanıyor, bire beş alıyor! Artık para verseniz de almam, beleşe konmak yok, beleşe konmak yok! Hadi Ahmet abi, vur gözünün üstüne! Vurma! Vur! Vurma! Vur! Vurma! Vur! Haydi Ahmet abi! Haydi Ahmet abi! Vur! Haydi Ahmet abi! Vur! Hayırır ya, o daha fazlasına lüzum yok oğlum! Doğru, Ahmet iyice şifayı buldu! Aa, yapmayın oğlum, bırak! Bırak oğlum, bırak çocuğum, bırak evladım, bırak! Bırak! Kısa günün kârı, bugünlük bu kadar yeter! Yaşa be Ahmet, çocuğun canını çıkardın be! Amma giriştim be abi, zavallı papuçsuz kaçtı! Sahi dövdüm değil mi? Hem de nasıl! Sandalyeyi kafasına vurdun mu? Vurma diye yalvardı da duymadın abi! Gözlerin öylesine dönmüştü ki! Hurşit! Yap hepsine benden! Ne dedim? Çay dedin Ahmetciğim! Aferin Hurşit! Leyla'ma yan bakanın suyu böyle ısınır işte! Neymişsin be arkadaşım, helal olsun! Hani gözümle görmesem inanmazdım! Bu dayağı çoktan hak etmişti hergele! Neyse boş ver bunlara, bugün Döküntü Emine ile tanıştım, sayende aşık oldu bana! Sayemde mi? Öyle ya, saç meselesi olmasaydı o kız Döküntü'yü getirir miydi? Ne saçı ne kızı, neler saçmalıyorsun sen? Hiç aşk işte, saçma sapan konuşturuyor! Laf kıtlığında asma buduyorsun! Ama ne kız göreceksin! Tanıştıracağım zaten! Hanımcık, çok güzel giyiniyor, mahcup da! İngilizce öğreteceğim ona, çok kabiliyetli! Sonra evleneceğiz, çocuklarımız olacak! Bugün elini tuttum, gözlerimin içine baktı, zangır zangır titredim. İyi etmişsin. İyi etmişsin, tamam diyorsun ama aklın başka yerde, beni dinlediğin yok. Benim de senden farkım yok. Deme, ne zaman oldu, kimin nesi? Önce otomobille, sonra hortumla ıslattı beni, öyle tanıştık. Kız temizlik işlerinde çalışıyor galiba. Babası müteahhit, güzel bir köşkleri var, bahçelerinde çay bile içtim. Oho, siz işi ilerletmişsiniz, benim döküntü daha iyi istemesini bile öğrenmedi. Benimkinin sonu yok. Zengin, tahsilli. Sen de genç ve yakışıklısın, pırlanta gibi mesleğin var, daha ne olacak yani? Keşke herkes senin gibi düşünse. Düşünür, merak etme, kız istedim babasını razı eder. Sana sermaye verir, bir dükkan açarsın. Sonra buradan taşınır, kocaman bir ev tutar, beraber otururuz. Ölüm var, ayrılık yok dedik bir kere. Ama çiçeklerimi bırakmam, onları çok severim bilirsin. Seninkiyle Döküntü Emine'yi arkadaş ederiz. Arada bir mahalleye gelir, eşin dostun hatırını sorarız, değil mi? Sen Hilton'da çalışırsın, şef garson olursun, tatlı hayaller bunlar. Niye hayal olsun, olmaz mı yani? Olmaz tabii, elimde değil, kıskanıyorum seni. Bu fırsattan istifade etmem lazım. Herif yaşlı ve zengin. Kızından başka hiç kimsesi de yok. Olsun, gene de içim rahat değil. Adamı tavladım, beni paralı biliyor. Kızı aldığımın ertesi günü resti çekeceğim. Çok değil bebeğim, kısa bir zaman. En çok 3 ay bekleyeceksin. Sonra evleneceğiz değil mi? Elbette. Bir arabamız olacak değil mi? Tabii. Bankada hesabımızda. Öyle bir oyun oynayacağım ki Gül Hanım'ın isminden başka gülmekle alakası kalmayacak. Bu kadar nefret ettiğine göre sendeki tesiri pek büyük. Belki de onu sevmiyorsun. Sevseydim burada olmazdım. Benim için yalnız sen varsın. Bu güzel sözleri yalnız bana söylüyorsun değil mi? Evet bebeğim, yalnız sana. Gül. 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 Ha? Gül. Gül. Al bakalım, gece vakti ne yapacaksın Gül'ü? Bu da neyse? Bilmem, kendine sor. Gül gül diye sayıklayıp duruyordun. Git işine be! Benim sayıkladığım Gül böyle Gül değil. Ne güzel rüya görüyordum. Heh. Bütün hafta ikimiz de kapalı yerde çalışıyoruz, amenna ama buralardan da zevk almıyorum artık. Bir daha pazara buralara gelmem. Darılma sakın, aklım Emine'de. Lafı buraya getireceğim belliydi. Bugün gezmeye götüreyim diye tam 10 kelime ezberlemiş, şaşırdım kaldım. Nasıl atlattın peki? O kelimeleri bir de tersten ezberle dedim. Bak be abi, haftaya tamirhaneden bir araba ayarlayıp döküntüyü gezdireyim, olmaz mı? Olur, sonra konuşuruz. Ağacın altına mı? Evet. Orası buradan daha bereketli. Rastgele! Kolay gelsin! Sağ olun! Daha siftahınız yok galiba! Pencere Cemil'i getirseydim, buralarda balık kalmazdı. Benim bildiğim o yalnız geceleri görür. Nereden tanıyorsunuz, yoksa sizi de mi? Yoo, haddine mi düşmüş? Geçen gün Murat bahsetmişti. Sarışın, güzel, hep gülüyor, tamam siz Gül ablasınız! İsmimi nereden biliyorsunuz? Murat adınızı dilinden düşürmüyor ki, uykusunda bile sayıklıyor. Benden bahsettim size? Başka şey konuşmayız ki, bir siz, bir de Döküntü Emine. Evet, ağacın altında. Bu seferki balina galiba. Gül, gene mi sen? Başkasını mı bekliyordun yoksa? Bunu senden başkası yapmazdı zaten. Gün pazardı. Nerede olduğumu biliyordum. Aptalca bir ümidim vardı. Bana suyla geldin. Seni denizde buldum, denizde tanıdım. Evimizi dalgaların üzerinde kurarız. Bir çocuğumuz olur sonra. Adana deniz koyarız. Annemi kaybedince mektebi bıraktım. Bir iki iş denedim, olmadı. Bir de baktım ki oto tamircisiyim. İnanmıyorsun. En iyisi gözlerinle görmen. Hem böyle bir yalanı niçin söyleyeyim? Cevap versen? Beni o şımarık züppe kızlardan biri sanabilir, servet şöhret aradığımı zannedersin. Belki iyice tanımak, ölçmek istersin beni. Korkum o değil Gül. Seni seviyorum. Elimden gideceksin diye korkuyorum. O korku her sevende vardır. Benim içim rahat mı sanıyorsun? Onu değil, öbürünü oyna. Oyna da kurtul be birader! Az şekerli bir düşünce getir! Bilmiyorsan bu oyunu, git mektebinde oku arkadaş! Ah, benim kamyonun sesi bu! Hangi aile çocuğu çalıyor be? Kalk bak şuna, ben kalkarsam! Tatlı canını üzme abi, hangi veletse ben şimdi canını okurum! Yalnız dikkat et de bizim kağıtları çalmasın! Ahmet abiye karşı haddimize mi düşmüş? Doğru söyle, canımı al! Ahmet abi! Kimmiş? O şeye iki tane çarpamadın mı? Elim varmadı be abi! Seyret de öğren, korkak herif! Ha? Babanın eğlencesi mi var lan? Ha? Nasılsın Ahmetciğim? Bana mı soruyorsun? Tabii sana hayatım, başka kim olur? Beni Emirgan'a çay içmeye götürür müsün demeye geldim, mümkün mü acaba? Mümkün mü ne demek? Öl de öleyim! Hurşit! Hurşit! Getir arkadaşların hepsine! Ha? Ha? Ne dedin? Çay dedin Ahmetciğim! Aferin Hurşit! Yap hepsine benden Leyla'nın aşkı için birer çay! Ahmet'im benim! Sonsuz karanlıklarda güneşim Leyla! Sevmiyorum onu! Böyle bir şey istemeyin benden, ne olur! Sizi kırmak istemiyorum! Peki ama niçin? Genç, yakışıklı, iyi bir işi ve parası var! Bunlar evlenmek için yeter de artar bile! Fakat ben mesut olmak istiyorum, beni anlayın ne olur! Ha, bütün hayatımca bundan korktum! Hiçbir zaman seninle yüz göz olmak istemedim ama beni mecbur ediyorsun! Suç bende değil, beni zorla evlendiremezsiniz! Bu ısrarınızın sebebini anlamıyorum! Emeklerimin boşa gitmesinden korkuyorum! Evlendiğini, mesut olduğunu görmek en büyük arzum! Sonra... Vecdi'ye ihtiyacım var! İşlerim kötü gidiyor. İflasın eşiğindeyim. Durumunuz ortaya çıkmadan evlenirsem kurtulacaksınız. İstediğiniz bu değil mi? Sizi kurtarmaya mecburum. Böyle olunca da saadeti düşünemem, bir başkasını sevemem. Kalbimi dinleyemem, arttırmayla satılırım. Bir başkasına gözyaşlarımı bile bırakamam. Beni alan onları da ister. Arkadaşların geldi, bahçede bekliyorlar. Küçük hanımın nesi var? Bilmem. Bu kadar üzüleceğini sanmamıştım. Gül'ü son zamanlarda arayan, soran, yeni tanıyan biri var mı? Tasa ettiğin şeye bak! İstemiyorum, evlenmem dersin, olur biter! Öyle ya, baban seni zorla evlendirecek değil ya! Neyse, sen bunu da öbürünü anlat! Nasıl? Yakışıklı mı? Sahi bahset azıcık! Boyu kaç? Güzel giyiniyor mu? Vücudu nasıl? Çarpıldığın adamı mutlaka görmeliyim, yoksa çıldırırım! Birini mi aradın hemşire? Ali beyefendiyi soracaktım. Burada böyle kimse yok. Patronun adı Abu Zittin'dir. Nasıl olur? Bana burada çalıştığını söylemişti. Dalgalı, ipek saçlı, uzun boylu, sonra İngilizce de biliyor. Ha, şimdi anladım. Hilton'u arıyorum desene. Döküntü! Ali! Darling! How are you? Ha? Yani nasılsın şekerim? Yaşa be! Seni hangi rüzgar attı buraya? Seni bir de çalışırken göreyim dedim. Öğleyin gelecektin ki bir şeye benzesin. Koca dükkanı nasıl idare ediyorum görecektin. Gururdan gözlerin dolacaktı. Ben seninle her zaman iftar ediyorum aslanım! Darling! Vay anasını! Bizim 40 yıllık Hilton Ali beyefendi oldu ha! Kız da samsa tatlısı gibi mübarek! Hadi çocuklar, gayret! Her zaman o sizi taşıyacak değil ya! Zor şeymiş doğrusu! Ne oldu, ne aksilik etti? Birden stop etti durdu, bilmem ki! Allah'tan yakınmışız, sorduk burayı tarif ettiler! Beş dakikalık işi var, siz arabada oturun, hemen yaparız! Neyse, fazla bir işi yokmuş! Arabanın akü kabloları çıkmış, takıver, hadi oğlum! Bizi bir gün tanıştıracaksın, değil mi? Aman çocuklar, çok meraklı şeylersiniz! Zamanı gelince tanırsınız elbet! İçimizde en son ve en güç aşık olan sensin, tabii merak ederiz! Merak edecek hiçbir şey yok, koskocaman bir yalancı! Ha? Yalancı mı? Yoksa kendini milyoner gibi gösteren çulsuz takımından mı? Tam tersine, işçiyim diyor, o totemcisi! Şurada çalışanlar gibi desene! Öyle diyor ama inanmıyorum! Hareketleri, konuşması, davranışı pek tamirci işi değil! Önce araştır, sonra sev! Ya sahiden işçi ise? Allah korusun, çok sevdiğim, çok istediğim halde evlenemem! Evet, tamirciyim hanımefendi! Sizin gibi şımarık sosyete kızlarının eğlencesi! Yanlış anladın Murat! Asıl şimdiye kadar yanlış anlamışım! Korktuğumdan da daha basitmişsin! Murat beni dinle! Faydasız! Öğreneceğimi öğrendim ben! Bunları sana defalarca söyledim. Ben buyum, tanı bil, ümit verme demiştim. Seni seviyorum Murat, dinle beni! Yalan söyleyip de daha fazla küçülme, defol diyorum! Fazla uzattım be, borcumuzu söyle de gidelim! Yaralı, kırık bir kalp hanımefendi. Onun ücretini de sizin gibiler asla ödeyemezler. Fazla düşünmeyin beyefendi, her iş olacağına varır. Gül söz dinler kızdır, sözünüzden çıkacağını sanmıyorum. Murat denilen o gençten bana hiç bahsetmemiş olayım mı? Merak etme. Gül, ne var kızım? Eyvallah anne! Artık sık sık beklerim, sen de benim evladım sayılırsın. Sağ ol, ömrüne bereket! Söz kestik sayılır, ağzını açanın ağzını yırtarım. Ağzın sağ olsun! Artık ben gideyim. Güle güle Ahmet'im, yarın akşam bizi kamyonla bağza götür de çay içelim ha! Hay hay, emredersin güzelim! Merhaba Murat! Uğurlar olsun arkadaşım! Gördünüz mü, madara olduk! Ben bilirim malımı! Gençtir, sen onun çocukluğuna ver! Kıskanç kerata! Beni Leyla'mla gördü ya, iki eridi! Arkadaşım o benim! Bir zamanlar nasıl sevdiğimi düşünüyorum da şaşıp kalıyorum! O sebebi yalnız ben bilirim! Ne olur beni yalnız bırakın! Bizi de üzüyorsun! Üzüldüğün şeyin sebebini söyle, sana yardım edelim, çaresini bulalım! Hiçbir şey istemiyorum! İyiyim, çok iyiyim! Bir rüzgar da geldi geçti! Yoksa söyleyemediğin bir şey mi var? Hiçbir şey sormayın bana! Gidin, kendimi tutamayacağım! Sizi üzdüğüm için ağlıyorum! Bunlara o Murat sebep oldu, artık hiç şüphem yok! Gül makul kızdır, Vecdi ile evlenmesinin doğru olduğunu anladı... Gidip Murat'la konuştu ve ayrıldılar. İnşallah dediğiniz gibidir. Yalnız tedbirli olmam lazım. Gül bir daha Murat'a gitmemeli. Gitse de bulamamalı. Elimizden ne gelir, seviyorsa ikisine de yazık olur. O yaşta herkes aşktan öleceğini zanneder. Doğru yolu büyükler göstermeli. Beni bırakmaz, yanımda kalır sanıyordum. Peşinden koşmak, yalvarmak, ağlamak istedim. Zor tuttum kendimi. Yalan söylemiş, beni aldatmıştı. Kalpsizdi, insafsızdı. Böylesi ikimiz için de hayırlı oldu. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Öyle melek yüzlü bir kız. Ne çıkarsa onlardan çıkıyor zaten. Bu işte bir bit yeniği olmasın? Bit yeniğini ben sana söyleyeyim. Hususi arabalı, apartmanlı, işi cafcaflı bir koca namzedi. Kızın günahına giriyorsun. İsteseydi böyle biriyle çoktan evlendirdi. Sana hiç gelmezdi. Benim de aklımın almadığı bu. Ne istedi benden, ne düşündü, ne hesapladı? Keşke hiç görmeseydim. Tanımasaydım, sevmeseydim onu. İnsanın elinde değil. Benim de senden kalır yerim yok. Şimdi içime kurt düştü. Döküntüde bir gün aynı numarayı yaparsa diye korkuyorum. Kadın kısmı bu, hiç belli olmaz. Emine o kızlardan değil, merak etme. Yüzü neyse kalbi de o. Bana bak Murat, dünyada senden başka kimsem yok. Arkadaşım, anam, babam, her şeyimsin. Seni böyle üzgün görmek üzüyor beni. Başını dik tut, Allah aşkına gülümse! Hadi! Seni istiyorlar galiba. Buyurun beyefendi, bir emriniz mi var? Murat Usta'yı soracaktım. Burada mı çalışıyor? Evet. Murat, oğlum buraya gel. Bak beyefendi seni istiyor. Murat sensin demek. Mümkünse yalnız kalalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben Gül'ün babasıyım. Anlamıştım, evet. Tahminimden daha zormuş, lafa nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kızımla tanışmış ve arkadaş olmuşsunuz galiba. Yanlış, birbirimizi sevdik beyefendi. Aşktan rahatça bahsedecek kadar cesursun demek. Bence gelişinizin sebebi daha mühim, ondan bahsetsek biraz. Kızımla arkadaşlığın hayırlısıyla bitmiş. Sizce hayırlı demek? Pek tabii. Öyle münasebetlerin sonu güzel olmalı, evlenmeli, yuva kurmalı... Eğer bu imkansızsa hiç başlamamalı veya çabuk bitirmeli. Neticeye gelelim, benden ne istiyorsunuz? Kızımı bir daha görmemenizi. Merak etmeyin, değil görmek, adını bile anmak istemiyorum. Bravo! Bu kadar kolay kabul edeceğini düşünmemiştim. Hatta seni razı edebilmek için bazı çarelerim bile vardı. Gençsin, yakışıklısın, tığ gibi delikanlısın. Kendine denk birini bulur, evlenirsin. Bu da benden sana düğün hediyesi. Beni yanlış tanıtmışlar size. Parayla satın alınacak insanları kendi muhitinizde arayın. Karar vermeden önce şuna bir bak hele. Az bulmayacaksın. İstemem dedim, sabrımı tüketmeyin, defolun! Kızınızı karşılıksız sevmiştim. Parasında pulunda gözüm yoktu. Bütün hayallerimi yıkıp gitti. Şimdi de utanmadan sizi gönderiyor. Kalbimdeki yerini parayla değiştirmeye kalkıyor. Bir daha aramayacaksın değil mi? Hayır, hiçbir zaman. Gelse, yalvarsa... İçimdeki o ümit de kırıldı. Dün yaralamıştı beni, bugün de öldürdü. Peki, gelirse ne yapacaksın, ne diyeceksin? Gelirse beni bulamayacak. Çünkü burada olmayacağım. Etmediğim hakaret kalmadı, hala karşımda mısınız? Daha ne yapmamı istiyorsunuz? Gül'ün babasıydı, değil mi? Beni affet usta, çalışamayacağım. Eve gidip eşyalarımı toplamam lazım. Niyetin ne? Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünmüş değilim. Onu unutana kadar ortadan kaybolacağım. Seni tekrar ararlar mı diyorsun? Belli olmaz. Babasını görmedin mi? Bunlar lafa küfre alışmışlar. Her an kahrolamam, yaramı kanatamam. Dükkanı yakında sana bırakmayı düşünüyordum. Aydan aya münasip bir para alacaktım senden. Şimdilik kısmet değilmiş. Bunca zaman baba oğul gibi çalıştık. Sana yardım etmek vazifemdir ama duramayacağım. Cahillik ettin. Bana anlatacaktın. Kızın babasıyla gidip ben konuşacaktım. Neyse, olan oldu artık. Hele bir zaman muhit değiştir bakalım. Yabancı bir yere gitme bari. Londra asfaltında bir arkadaşım var. Hem benzinci hem tamircidir. Telefon ederim ona. Sağ ol usta. Bir emrin olursa hemen çağır, koşar gelirim. Emrim olmaz ama özlerim seni, merak ederim. O zaman da kendim gelip görürüm. Aptalından gayri senin için biriktirmiştim, belki lazım olur, al hepsini, al oğlum! İşte burada oturur. Ama bu saatte evde bulunmaz, iştedir. Biliyorum, tamirhaneye gittim, ustası az önce çıktığını söyledi. Ne yapacaktınız Murat'ı? Konuşacaktım, kendisini mutlaka görmem lazımdı. Komşuları da bilirler ama onlar da az evvel çarşıya gittiler. Evin kızıyla bir şoför Ahmet var. Evlenecekler, hazırlık yapıyorlar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Murat'a kim aradı diyelim? Hiçbir şey söylemeyeyim, ben bulurum onu. Cavcavı bırak abicim, mahallede neler oluyor da ruhunuz bile duymuyor. Leyla'ya birisi mi takıldı yoksa? Yok abicim, kimin haddine düşmüş, Murat'ı bir kız arıyor. Pencere Cemil evine götürdü. Ama ne kız göreceksin! Bana ne Murat'tan? Barışalım diye selam verdim de. Belki rüşvet sanmıştır, neyse biz hikayemize gelelim. Hem kız hususi arabayla gelmiş. Ha Murat, bir dakika! Anlatacaklarım var sana! Seni bir kız arıyor, tanıdık da değil, niçin aradığını söylemedi. Ha işte şu gelen kız, otomobili de var. Bizi rahat bırak geçici. Ne var, niçin arıyorsun beni? Burada da mı rahat vermeyeceksin? Sus Murat, dünden beri neler çektiğimi, nasıl üzüldüğümü bilmiyorsun. Yeter dedim, yeniden başlama. Tanıştık, seviştik, ayrıldık, hepsi bitti. Hiçbir şey bitmedi Murat, seni seviyorum, tut elimden, bırakma beni! Bunları sen mi söylüyorsun? Evet, sana anlatacaklarım vardı, fırsat vermedin. Neler söyleyeceğini biliyorum, öğrendim. Ne öğrendin? Birbirimizi daha fazla kırmayalım, dön evine, rahat bırak beni! Ne oldu sana, anlamıyorum. Seni tanımadan evvel bir Murat vardı. Gene o Murat olmak, o dertleri, o üzüntüleri duymak, o kadarcık sevinmek, öylece yaşamak istiyorum. Evet, her zamanki gibi. Hayır, başka çiçek istemem. Yalnız sarı ve ateş kırmızısı güller. Saat tam 8'de Gül Hanım'ın evinde olmalı. Mersi. İşler yolunda hayatım. Kızım bugün doğum günü, bu arada söz de keseceğiz. Öyleyse şimdiden tebrik ederim. Kıskançlık sana hiç yakışmıyor. Hem isteseydim sana Gül'den hiç bahsetmezdim. Benim mertliğime böyle mi mukabele ediyorsun? Seni o kızla baş başa düşündükçe... Her şey bir ay içinde olup bitecek, üzülmeye değmez. Merhaba! Hı? Eşyalar nerede? Murat'ın eşyaları nerede? Söylesenize! Murat aldı götürdü. Ne zaman, nereye götürdü? Demin kahvenin önünde bir tatsızlık olmuş. Murat bir kızla kavga etmiş. Kız ağlayıp gitmiş. Murat da eşyalarını topladı gitti. Israr ettik, gitme dedik, dinlemedi. Ala anlar, bana hak verir, kızmaz dedi. Anlarmışım, kızmazmışım ha! Ben ona gösteririm. Olur mu be, bu bana yapılır mı? Daha dün yalvarmıştım, anamsın, babamsın, kardeşimsin demiştim. Sanki içime doğmuştu. Doğar tabii. Bana malum olur. Ama ben onu bulmasını bilirim. Hepimizi üzüyorsun Gül. Buraya somurtmaya değil, eğlenmeye geldik. Kaldır başını, gülümse biraz. Balayını Avrupa'da geçirirsin. Eğlence, alışveriş, seyahat derken her şeyi unutursun. Beni kendin gibi sanıyorsun, sana kolay geliyor. Ne farkımız var şekerim? Bunlar benim başıma gelmedi mi sanki? O çocuk için bu kadar üzülmen saçma. Evet yakışıklı, çok güzel gözleri var ama terbiyesiz ve küstah. Bütün yaptıklarında haklıydı, bunlara hep ben sebep oldum. Sen çıldırmışsın! Bu akşam daha kalabalık olabilirdik ama Gül istemedi işte. Hem böyle küçük ve samimi toplulukları şahsen daha çok severim. Ben de efendim! İnsanlar sevdikleriyle daha fazla meşgul olabiliyor. Bir dakika müsaadenizi rica edeceğim. Rica ederim, buyurun. Çiçekler daha gelmedi mi? Gelmedi, gelmese de olur. Alo, Bahar Çiçek evi mi? Ben Vecdi. Bir siparişim vardı, hala gönderilmedi. Ne demek? Kaçak mıyız? Yarın uğrar, hepsini veririm. Aman, bu akşam müşkül durumda kalmak istemem. Bekliyorum, teşekkür ederim. Affedersiniz, Gül Hanım evde mi acaba? Ne yapacaksınız Gül Hanım'ı? Kendisiyle biraz konuşmam lazımdı. Bu saatte mi? Ne hakkında, kimsin? Hilton Ali gelmiş, deyin tanır o. Gül şimdi gelemez, misafirleri var. Söyleyeceklerini bana söyle. Yabancısı değil, Gül'ün dayısıyım ben. İyi öyleyse. Ben de sanmıştım ki, Gül Hanım'a Murat'ı soracaktım da... Gül Hanım'la Murat evleneceklerdi, sonra darıldılar. Bugün de bizim mahallede kavga etmişler. Sizin haberiniz yok herhalde. Belli, yoksa muhakkak yardım ederdiniz. İyi bir insan olduğunuz yüzünüzden anlaşılıyor. Murat neyin olur senin? Neyim derseniz deyin. Sayesinde sefillikten kurtulup iş güç sahibi oldum, elim ekmek tuttu. En kral arkadaşım da o benim. Anlattıkların bana çok dokundu. Yardım etmek isterim sana. Al şu kartımı, yarın beni telefonla ara. Gül'le konuşur, Murat'ın nerede olduğunu öğrenirim. Allah ne muradınız varsa versin, sağ olun. İyi geceler. Sana da. Çok affedersiniz, beklettim sizi. Bu ne uzun konuşmaymış. Çiçekçiye kızdım. Yanlış çiçek gönderilmiş, geri yolladım. Gül Hanım adından başka çiçek sevmez, öyle değil mi? Bu gece kızımın şerefine aklıma eseni yapacak gençlerle sabaha kadar dans edeceğim. Pasta hazır beyefendi. Güzel! Bir baba olarak şu andaki hissiyatımı ifade eden acizim. Kızımın mesut bir izdivaç yapması... Niçin ağlıyorsunuz? Rahat bırakın beni! Selam! Aleykümselam! Murat geldi mi? Çıktı buradan, çalışmıyor. Dalga geçme be, bütün gece uyumadım zaten! Ben de uyuyamadım, ama doğrusu bu! Ustan nerede? İçeride! Murat ustamın... ellerinden öperim! Ona gittiğimi ne biliyorsun? Benden... kaçar mı? Borç anlatana kadar sen gider gelirsin, hadi uç bakalım! Gül Hanım'ın dayısını da alıp öyle gideceğim. İşin uzar belki, önce lokantaya uğra da izin al. İyi ki söyledin usta, hadi eyvallah! Güle güle! Ağlama artık! Benim de içim yanıyor, benim de! Buradakilerin hepsi can insanlardır, yabancılık çekeceğini sanmam. Herhalde çabuk alışırım. Eski tulumunu bırak, sana yenisini verirler. Teşekkür ederim. Birkaç gün beraber çalışırız. Hamlını atınca seni başka bir servise veririm. Olur, benim için hepsi bir. İyi bu ustanın yanından geliyorsun, yalnız senin ustan kolay kolay adam bırakmazdı ama... Öyle oldu bu defa, ben istedim. Tanışmış olduk, yerini de gördün. Üzüntülü bir halim var, bugün işe başlama istersen. Yarın sabah erkenden başlarsın, olmaz mı? Olur usta, sabah 8'de buradayım. Hadi güle güle! Sağ ol! Üzüntümden bütün gece gözüme uyku girmedi. Gül Hanım'dan bu kadar büyük bir hakaret beklemiyordum. Bugünlerde sinirleri çok bozuk, biraz anlayış göstermemiz lazım. Bir tebessümü bile bana çok görüyor. Benden konuşmak istemişsiniz, buyurun, sizi dinliyorum. Seninle bazı hususlar... müsaade ederseniz ben anlatayım, mersi. Sizi üzeceğim ama açık konuşma zamanı geldiği için buna mecburum. Üzülmem için önem vermem lazım. Dinleyin öyleyse. Size dürüst bir şekilde yaklaştım. Evlenmekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Sizi siz olduğunuz için beğeniyordum. Tahsiliniz, güzelliğiniz, babanızın serveti umurumda bile değildi. Lakin siz bir başkasıyla gönül eğlendirmeyi namuslu bir evliliğe tercih ettiniz. Sizi ilk ve son defa dinliyorum. Terbiyesizlik ederseniz bu şansı da kaçıracaksınız. Peki. Yaşlı, görgülü, hürmete şayan bir baba kızının mutlaka saadetini isterdi. Siz bunu anlamadınız. Kavga edip darıldığınız o tamircinin ayağına kadar gittiniz. Yalvardınız, aile şerefinizi ayaklar altına aldınız. Susun, dinlemek istemiyorum. Bitiyor zaten. En mühim noktaya geldik. O tamirci size hakaret etti, kovdu! Size ne? Mesele benimle değil, sizinle alakalı. Sizi niçin reddetti bilir misiniz? Çünkü babanızdan para almıştı. Hayır! Sizi bir daha görmeyecek, hatta işini değiştirecekti. Buna karşılık babanız ona para verecekti. Anlaştılar. Namuslu çocukmuş. Sözünde durdu, işini bıraktı. Sizi mahallesinden kovdu. Dedikleri doğru mu? Başka hiçbir şey söyleme baba, Murat'a gittin mi? Cevap ver, gittin mi? Gittim, gittim. Anlatma yeter! Daha fazlası işkence olurdu, üzülmeyin artık. Yanlış hareket ediyorum galiba. Keşke her baba sizin gibi yapabilse. O zaman bütün evlatlar mesut olurlardı. Hadi sil gözlerinin yaşını, Murat geldi. Pişman olmuş, senden muhakkak konuşmak istiyormuş. Aldığı yetmemiş mi, ne istiyor benden? Çocuğa ayıp olacak. Yanımda adını anma. Onu görmek istemediğimi, iğrendiğimi söyle. Onu satın alacak kadar param yok benim. Anlayamadım gitti. Murat'tan ayrılıyor ağlıyor, Murat geliyor gene ağlıyor. Öğleden sonraları sevgilisiyle buluşmaya gider, adetidir. Akşamüstü teşrif edin. Benim için çok mühimdir, tekrar rica ediyorum, unutmayın. Ha, tamam, işte geldi. Beyefendi seni arıyor, bir şey konuşacakmış. Hilton'dan mı geliyorsunuz? My name is Ali, Hilton Ali. Maalesef, ben Gül'ün babasıyım. Hoş geldiniz bey baba, şöyle buyurun. Murat'ı arıyor, mahalleye gittim ayrılmış. En yakın arkadaşıymışsın, nerede olduğunu bilirsin herhalde. Ne yapacaksınız Murat'ı? Af dileyeceğim. Kızımı Murat'tan ayırmak için her çareye başvurdum. Birbirlerini sevdiklerine inanmıyordum. Gül'ü istediğim gibi yetiştirdim, istediğim gibi de evlensin dedim. Kabul etmeyince yalan söyledim. Burada paralar bulup verdim, almadı. Bunları ikisinin de iyiliği için yaptınız değil mi? Yanılmışım. Yoksa hangi baba çocuğunu bedbaht görmek ister? Dün olanlardan sonra şurama bir sancı girdi. Murat'ı bulup kızıma doğruyu söylemeden bu sancı dinmeyecek. Şansım varmış bey baba. Ben de şimdi Vecdi Bey'i alıp Murat'a gidecektim. Vecdi ne yapacaktı? Gül Hanım'ın dayısı değil mi? Sizden gizli bize yardım edecekti. Gül'ün dayısı yoktur. Ha? Vecdi, Gül'ü evlendireceğim adamdı. Sen beni evde bekle bey baba, herif fena uyuttu bizi. Ne dedin? Uyuttu ama böylesi daha iyi, işin tadı şimdi çıkacak. Gelmeyeceksin diye çok korktum, biraz geciktin galiba. Az daha hiç gelemiyordum. Neden? Gül'ün babası geldi demin. Gül'ün babası mı? Önce ben de inanamadım, hatasını anlamış, bitkindi adam. Gül Murat diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Seni nasıl buldu peki? Mahalleye gelmiş, lokantada olduğumu söylemişler, her şeyi anlattı. Murat'ın beni niçin bırakıp kaçtığını şimdi anladım. Onu bulmalıyız öyleyse. Hilton Ali'den kaçar mı buldum bile, Faik Usta nerede olduğunu söyledi. Seninle iftihar ediyorum Hilton'um, ne arkadaşsın be, helal olsun sana! Ya zamanı değil, boş ver, ben Murat'a koşuyorum. Kaçtığı için iyice yükleneceğim ona, sonra da elinden tuttuğum gibi Gül'e götüreceğim. O Vecdi denen adamın ifadesini alma zamanı da geldi, eyvallah! Aslanım benim! Ben geldim usta. Hayrola, bugün çalışmayacaktın ya, niye döndün? Yapacak hiçbir işim yokmuş, boş oturmaya da alışmamışım, sıkıldım. Hemen çalışmak istiyorum. Senin bir üzüntün var ya, neyse, gel bakalım. Murat! Murat! Şükür kavuşturana, dünden beri aklım çıkıyordu. Sen de kalleşin biriymişsin, Beni bu dünyada sipsivri bırakıp gitmek var mıydı be? Alıştır kendini, akla gelmeyen başa geliyor. Senin hesabını sonra göreceğim. Şimdi gelelim esas meseleye. Konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Gül beni biraz evvel kapısından kovdu. Sen de bozuldun, ağlamakta oldun, kendini buralara attın değil mi? İkiniz de akılsızsınız. Öyle ki eşiniz, emsaliniz yok. Bütün bu işler o Vecdi denen adamın başı altından çıkıyor. Helal olsun herife, hepimizi uyuttu. Ne oldu, ne biliyorsun? Lafı uzatma da anlat! Eve geldim, habersiz gittiğini öğrenince Gül'ün evine damladım. O herif kapıyı açtı, beni bülbül gibi söyletti. Kendisini de Gül'ün dayısı diye tanıttı. Meğer kızın askıntısıymış. Bunları Gül'ün babasından öğrendim. Adam perişandı, seni aramış, sonra beni bulmuş. Her şeyi bir bir anlattı. İnanmıyorsun değil mi? Hadi Gül'ü, babasını beni bırak, işin doğrusunu Vecdi'den öğren. Bir numarayla herifi ayağımıza getirelim, bülbül gibi söyletiriz. Durma yoksa gırtlağını ben sıkacağım! Kısaslıymış da, hadi düş önüme! Eğer anlattıkların doğruysa, o herifin elimden çekiciği var. Senden artarsa ben de varım, korkma! Hadi yürü! Haydola evlat, nereye yine? İşlerimi bitirememişim, şimdi hatırladım, eyvallah usta! Güle güle! Buyurun! Vecdi Cam'dan! Kim? Hilton Ali mi? Evet, tanıdım tabii. Neredesin? Yeşilova Kır Kahvesi mi? Evet. Anlayamadım. Siz Gül'ün dayısı falan değil misiniz? Beni aldattınız. Eğer dayısıysanız söyleyecek lafım yok. Yo, değilseniz size verecek çok güzel haberlerim var. Kime ait olacak? Gül Hanım'la Murat Bey. Telefonda söyleyemem. Gül Hanım sizi aldatıyor. Murat'la tabii. Onun da yerini buldum. Evet, maalesef arkadaşıma ihanet ediyorum, alçağın biriyim ben. Fakat mecburum, evleneceğim, paraya ihtiyacım var. Gelirken cüzdanı doldurmayı unutmayın. Sonra bir de bu ihbarı, benim yaptığımı Murat'a söylemeyeceksiniz. Tamam mı? Yaşayın! Evet evet, bekliyorum, parayı unutmayın. Tamam arkadaşım, kuş kafese girdi. Seni görünce ne sevinecek, ne sevinecek. Şuradaki kır kahvesinde buluşacağız, gecikmeyelim. Boşuna bekliyoruz galiba, herif biraz şüphelendiyse gelmez. Gelecek, Gül'ün adı geçti mi, adam da o şafın yağı buz kesiyor. Benden açıkta dur, ikimizi bir arada görürse hiç yaklaşmaz, kaçar. Hı-hı. Hoş geldiniz. Size bir sürprizden bahsetmiştim, takdim edeyim, arkadaşım Murat. Demek Murat sensin? Evet canım, beğenemedin mi? Tığ gibi delikanlısın, neyini beğenmeyecek? İyi uyuttun beni. Sırayla, akşam da sen bizi uyutmuştun, ödeştik. Alacağın olsun senin. Doğru da iki çift laf edelim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok, hem tanımıyorum seni. Biraz daha sert yaparsan iyi tanışacağız. Hadi siz konuşun, gülüşün, benim yapılacak bazı işlerim var. Dayı bey, geçmiş olsun, eyvallah! Gül'le aramıza sen girdin değil mi? Babasını bana sen yolladın değil mi? Susma! Susma diyorum sana, konuş! İkisi de perişan oldu çocukları. Aşk nedir bilirim, adamın canını okur vallahi. Elimizden bir şey de gelmiyor. Murat'ın nerede olduğunu bilsem, gidip arkadaş derdini söyle derman bulalım diyeceğim ama... Kızın kim olduğunu bir öğrensem, babasına şöyle kapıdan görüneceğim. Başka bir şey yapma, yeter zaten. Neme lazım, ikisi de iyiydiler. Namusluydular, doğruydular. Bakma, biraz hırlaştık ama o günleri arıyorum dersem ilan. Nereden gitti tutuldu o kızı anlamadım. Aşk bu oğlum, köşeye de konar, meşiye de. Bir şey değil, nikâha 3 gün kaldı. Murat'ı şahit yapacaksın değil mi? Tabii! Hem de Leyla'nın şahidi olacaktı. Ey ahali! Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Ey ahali! Murat'a gelin almaya gidiyoruz, isteyen buyursun! Murat nerede? Gelinler eli, hangi semtte oturuyor? Belki görmüşlüğüm vardır. Buraya bir kere gelmişti, o kız mı? Başkası olur mu? Hadi yürüyün! Dolun bakalım hepiniz! Ne dedim? Kamyona binin dedin Ahmetciğim! Hadi çocuklar, güle güle! Ay durun, bizi de bekleyin! Durun ayol, durun! Damat, nereye? Murat'a gelin almaya gidiyoruz! Kayınvalide, sen arkaya! Durun, durun beni de alın! Hadi gel bakalım! Tutun, çekin! Artık üzülme babacığım, neler hissettiğini biliyorum. Ama mesut olmak için unutmak lazım. Yaptıklarımı hatırladıkça kendimi bir türlü affedemiyorum. Böyle düşünme, sonunda her şeyi sen düzelttin. Gözyaşıma, kederime elim bir değdi, hepsi birer gülüş, birer ümit oldu canım babacığım. Canım kızım. Sizi arıyorlar. Adı da dur bakayım neydi? Hilton Ali'ymiş. Dikkat! Gelin için 3 defa! Sağ ol, sağ ol, sağ ol! Bundan daha çabuk gideriz, davranın! Atla! Hadi durma bey baba, damat bekliyor! Hey, durun, beni de bekleyin! Kamyonla gel, kamyonla! Durun! Vurma! Yeter! Gül'ün parasında gözüm vardı. Seni seviyordu. Gözünden düşürmek için yalan söyledim. İnandı, seni evden kovdu. Bakamıyorum Leyla'm, çok dokundu. Bana da, gözlerim dolu dolu oldu. Benim hassas yavrularım. Bey baba geldi, tekrar başlayın çocuklar!